Davranışsal ekonomi alanında çalışan Dan Ariely, Ekonomist Dergisi'nin abonelik sistemiyle ilgili ilginç bir araştırmaya imza atıyor. Ekonomist Dergisi'nin abonelik sistemi şöyle. 1. Sadece web aboneliği 59 dolar. Araştırmanın yapıldığı tarihte. Ekonomist.com'a bir yıllık abonelik, Ekonomist'in 1997'den sonraki bütün makalelerine de online giriş olanağı veriyor. 2. Sadece basılı dergi aboneliği 125 dolar. Ekonomist dergi yayınına bir yıllık abonelik. 3. Dergi artı web aboneliği yine 125 dolar. Ekonomistin dergi yayına bir yıllık abonelik ve ekonomistin 1997'den sonraki bütün makalelerine online giriş olana. Seçeneklere baktığımızda en mantıklı olanın 125 dolar ederindeki dergi ve web aboneliği olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü derginin basılı hali 125 dolarken dergi artı web aboneliğinde aynı fiyat 125 dolar olması kesinlikle kaçırılmayacak bir fırsat. Dan Ariely bu seçenekleri MIT Sloan İşletme Okulu'ndaki 100 öğrenciye verdiğinde onların cevapları şöyle oluyor. 1. 59 dolar olan yalnızca internet aboneliği 16 öğrenci. 125 dolar olan yalnızca dergi aboneliği 0 öğrenci 125 dolar olan dergi ve internet aboneliği 84 öğrenci sonuçlar son derece normal peki ya hiç kimsenin tercih etmediği 125 dolar olan sadece dergi aboneliğini aradan çıkarsak tercihimiz değişir miydi hepimiz rasyonel düşünen insanlarız ve asla seçmeyeceğimiz bir seçeneğin ortadan kaldırılmasının kararımızı değiştirmemesi gerekir denereyli ikinci seçeneği kaldırıp aynı testi tekrarladığında sonuçlar 1 59 dolar olan yalnızca internet aboneliği 68 öğrenci ki önceki sayı 16 idi. 125 dolar olan dergi ve internet aboneliği 32 öğrenci önceki sayısı 84'tü. Hiç kimsenin tercih etmediği bir seçenek aslında çoğumuzun tercihini etkileyen bir tuzakmış. Bu duruma çapa etkisi deniyor. Yani sadece tercih edilmesi istenileni makul göstermek için oluşturulmuş tuzak bir seçenek bizi böyle bir yanılgıya düşürense çapalama kullanıldığında bilişsel süreç en aza indirgenip daha çok bilinçaltıyla karar veriyor olmamız. Tekrar sizden başlayalım. Bu ne kadar kuruluyor bize bu tuzaklar? Sabahtan akşama kadar. Ya aslında şu anda her yerde, her yerde. Yani bir yerde fiziksel olarak bulunduğumuzda e, alışveriş için ya da internette alışveriş yaptığımızda ya da ee, seçim için oy kullanıldığında ülkemizde ya da dünyada nerede görüyorsunuz bunları? Şimdi önce bir bağlamı oturtalım. Bu şu anda e, öyle bir şey söyleyebiliriz ki modern insan neredeyse hiçbir şekilde özgür olarak karar ver, vermiyor. Dolayısıyla bu ne demek? Her yerimiz bu söylediğiniz e, çapa etkileriyle, bu söylediğiniz bilinçaltına, sezgisel yanlılıkla e, örülmüş durumda. Dolayısıyla bir kere bunu net koymak lazım. Bunu da baktığınızda biliyorsunuz ilk defa bir psikolog Nobel Ekonomi Ödülü aldı Kahneman. Neden aldı? Onun Nobel Ekonomi Ödülü almasının sebebi iktisat teorisinin temel bir standardı vardı. İşte iktisat teorisi bize ne diyordu? İnsanlar seçimlerini optimize ederler, seçimlerinin tarafsız olduğunu varsayarız ve rasyonel davranışlar sergilerler. Peki Kahneman'ın bulduğu neydi? Kahneman'ın bulduğu şey şuydu. İnsanlar sezgisel yanlılıklarla irrasyonel davranışlar sergileme eğilimi insanlarda daha fazladır. Hatta bunu Damasio'nun çok güzel bir şeyi var, ifadesi var. Diyor ki insanlar rasyonel düşünen, çok nadir rasyonel davranan duygu makinalarıdır diyor. Zaten bu cümle bize bugünün bağlamını veriyor. Şimdi Burada bu söylediğinizi biz nerelerde görüyoruz? Aslında bu söylediğinizi temel olarak hem ticaretin genel evreninde görüyoruz ki bunu tabii ki online alışveriş anlam derecede arttırdı. Ama online alışveriş öncesinde de banka kartıyla, kredi kartı e, farkında bile daha önce yapılan araştırmalarda insanların nakit ve banka kartıyla ödeme yaptıklarında psikolojilerinin daha rahat olduğunu eee pardon çok özür dilerim. Banka kartıyla ve nakit alışveriş yaparlarken beyinlerinde bir sızı hissettiklerini, ya yani ifade bu. Ama kredi kartına geçtiğinde bunun ortadan kalktığınla alakalı öncesi ve sonrası testler var. İşin üzerine bir de online alışveriş dünyası gelince bizim zaten hiçbir kaygımız, sıkıntımız gerçekten böyle çok daha romantik bakmaya başladık. Şimdi bu hikaye bizim tükettiğimiz entertainment yani eğlence sektöründen tutun da Alışveriş sektöründen çıkın. Sizin günlük olarak verdiğiniz bütün kararlar aslında domine ediliyor. Ne tarafından domine ediliyor? Çünkü bizim genelde vermiş olduğumuz kararlar dürtüsel kararlar. Yani Kahneman'ın söylediği sistem bir dediği, üzerine çok fazla düşünmediğimiz, çok fazla kafa yormadığımız, yoğurmak da istemediğimiz. Çünkü beyin daha fazla enerji harcamak istemiyor. Ve biz mümkün olduğunca kararları otomatikleştirmek istiyor. E biz de mümkün olduğunca ne kadar hayatımızda ezber, otomatikleşmiş karar olsa o kadar mutlu oluyoruz. Hele ki bize bunları birileri sunuyorsa, önümüze seç bu mu bu mu diyorsa bizim çok daha kolayımıza geliyor. Çünkü karar verirken siz seçeneklerinizi belirlemeniz gerekiyor. Alternatiflerinizi değerlendirmeniz gerekiyor. Üzerine analiz yapıp seçmeniz gerekiyor. Bu çok eforlu bir şey. Birileri getirsin bana seçenekleri ki şu anda her tarafımız seçenek. Bana da hatta az önce sizin örnekte söylediğiniz gibi bazı seçenekleri de işaret etsin, ittirsin. Zaten ben onun üzerine basayım ve onu seçeyim ve ben bundan mutluyum. Beynim minimum efor harcadı. Onu seçtiğim için, birilerinin seçeneğini aldığım için Belki statü kazandım, belki statümü korudum, kafamı yormadım ve mutluyum. Dolayısıyla aslında baktığınızda uçtan uca bunların hayatımızın bir tüketim serüveni esnasında her noktasında domine ettiğini, neredeyse bireysel, özgür farkındalığı olacak şekilde karar vermemizin neredeyse çok çok asgari düzeye düştüğünü görüyoruz. Çünkü bunun için bir farkındalık gerekiyor. Beyin kıyasla çalışıyor. Az önce de zaten söylediğiniz bir kıyasta benim kıyas yapabilmem için gerçekliğin farkında olmam gerekiyor. Ben ilizyonla ilizyonu kıyaslarsam, ilizyon son talilde bana gösterdiği o çapalama etkisinde sistemin istediği seçeneği tercih ederim. Evet. Dolayısıyla benim gerçeklikle ilizyonu kıyaslamam için gerçeği bilmem gerekiyor. Gerçeği bilmem için farkında olmam gerekiyor. E şu anki modern ortam tamamen bu anti farkındalık bağlamında olduğu için de benim gerçek ve bana göre gerçek ve mantıklı kararlar vermem neredeyse imkansız.